www.sandiurfagazetesi.com, Urfalı'nın olduğu her yerde. Biz yazı gelecek bize. 20-25 onlara katabilirsiniz. İşte ben üyelere şey... Yok, gelmiş katın yani. Burada yaptığım çalışmaları gönder. Genel merkezde öyle mi? O zaman başlanalım. Bizim 2-70'i geçer yani. Bu toplantıları biraz daha kapasitesi büyük toplantıları falan da tabii Avrupa Birliği bütün dünya ülkelerinin katılacağı bir çalışma yapıyor, yarışma açıyor. Bunun böyle bir formatı olması lazım ama biz o formatı tutturabiliriz. Yaptığımız çalışmaları çok gösteremiyoruz, anlatamıyoruz. Anlatmak istemiyoruz ya. İşte yerel yönetimlerle tüm TÜİK'in kaynaşma toplantısı yapıldı. Belki adına bir şey koyacak. Yani bizim ziyaretimiz bu. Biz onu dün ziyaretimiz yapacağız. Yaptığınız toplantı hakkında bize kısaca açıklamak var mısınız? Bugün Urfa teşkilatımızla, yönetim kuruluyla bir kahvaltılı istişare toplantısı yapmayı planlamıştık. Ayrıca yarın bugün Adıyaman şubemizi resmi olarak açacağız, protokol olarak açacağız. O da yeni şubeler ağına katılacak. Yarından sonra yine TÜMTİAD üyelerinden oluşan bir grup iş adamı arkadaşımızın Elazığ'da bir yalıtım fabrikası kurma çalışmaları var. O fabrikanın temel atma törenini Sayın Rıfat Hisarcıkoğlu Bey ile birlikte atacağız. Ve bu Doğu Anadolu'da, Güney ve Doğu Anadolu'da küçük bir tur ziyareti yapmış olacağız. Bu ziyaretler tabii hem bölge için hem teşkilatımız için çok önemli. Gerek moral motivasyon açısından, gerek yapılan işlerin istişare edilip daha iyi hangi işlerin programa alınması açısından çok önemli. Onun için biz her gittiğimiz yerlerde şubelerimize mutlaka uğruyoruz. Şube yönetim kurullarını kahvaltılara, yemeklere, toplantılara davet ediyoruz ki bu moral motivasyon burada sıkışıp kalmasın ya da sadece genel merkezde sıkışıp kalmasın, ülke geneline yayılsın istiyoruz. Yapılan tüm çalışmaların, ulusal ve uluslararası bazda yapılan KOBİ çalışmaları, işletme dünyasıyla, iş dünyasıyla ilgili çalışmaların her tarafa yayılması, ülke ekonomisinin kalkınması açısından çok önemli görüyoruz. Onun için bu tür istişare toplantılarına devam ediyoruz. Tabii bugün başka bir anlamlı bir gün aynı zamanda. Burada hem Urfa açısından hem Türkiye açısından bir başka anlam var. Dün biliyorsunuz 61. hükümet ilan edildi ve gayet güzel, başarılı bir kabine oluşturulmuş. Bundan dolayı tüm siyasi olarak büyük bir memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz. Dün açıklandıktan sonra bugün ilk gün, hükümetin belirlendiği ilk gün olarak Urfa'da olmak da bizim için anlamlı. 61. hükümetin ilk göreve başladığı gün biz de ilk göreve Urfa'da başlamış olduk. Bunu ben anlamlı buluyorum ve daha iyi çalışmaları yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ayrıca Urfa'da Sayın Bakanımızın burada olması da ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olması da gerçekten Urfa için bir şans olacak diye düşünüyorum. Çünkü buraya geciken hizmetler ve ihmal edilmiş hizmetlerin ben Sayın Bakan Faruk Çelik vasıtasıyla çok daha süratli bir şekilde geleceğine inanıyorum. Şunu ben seçim kampanyaları sırasında gözledim. Bakan Bey'le halk, Urfa halkı, Urfa halkı ile Bakan Bey kaynaştılar. Birbirine uyum gösterdiler. Bu çok önemli bir duruş. İki taraf da birbirini sevdi ve anladı. Biz birlikte bir şeyler yapmalıyız diye bir tarzın tabii oluşumu gerçekleşti. Bunu yapmak, bunun arkasını getirmek lazım. Şimdi Sayın Bakanımızın geçen dönem bakan olduğunu biliyorduk. Bu dönem olmasa biraz Urfa'nın boynu bükük kalacaktı. Halbuki çok güzel sonuçlar alınmıştı Urfa'da. Bakan olması ayrı Urfa açısından bir şans diye söyleyebilirim. Ve inşallah Urfa'nın yarını bugünden daha iyi olacak diye düşünüyorum. Birkaç günü, birkaç yıl sonrası Urfa'nın bugününden çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama tabii bu iyileşmeyi hep birlikte yapmamız lazım. Özellikle iş dünyası mutlak surette aktif ve dinamik olması lazım. İş dünyası diğer kurumları, diğer yapıları sürükler ve götürür. Onun için TÜMSİAD gibi
Sanayici ve İş Adamları Derneği ve İş Adamları Derneği'nin hepsi ülkeye hizmet noktasında kendi kapasitelerini kullanması lazım. Biz başka ne yapabiliriz? Biz yeni ortaklıklarla ne üretebiliriz? Urfa'ya nasıl istihdam açabiliriz? Urfa'nın şehrinin güzelleşmesi için nasıl faydalı olabiliriz? Turizmin artırılması için ne yapabiliriz? Manevi değerlerin artırılması için ne yapabiliriz? Urfa'nın gelişmesine katkı yapacak hangi projeleri devletle ya da başka kurumlarla, başka ülkenin kurumlarıyla yapabiliriz? Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Buna kafa yorması lazım. Bunu devlet ve çalışanlar yapamaz. Müteşebbis ruha ve girişimci ruha sahip olan arkadaşlar bunu ancak yapabilir. Bunu yapmak için de mutlaka organize olmuş iş adamları derneklerine ihtiyaç var. Sizin gibi iş adamları derneklerine, ama sizin de iş adamlarının da Urfalı kardeşlerimizin de kendini keşfetmesi lazım ve bu sorunun bana düşüyor. Biz bunları yapmalıyız. Hadi gelin toplanın, bir şeyler yapalım diyecek gücü, organizasyonu yapabilmeler lazım. Onun için ben Urfa'da her geldiğimde büyük bir keyif alıyorum. Bugün de çok keyifli bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Ve tüm Urfa halkına selamlarımı sunuyorum. Hepsine Allah'a emanet ediyorum. Burada sevgili başkanımızın da birkaç kelime sözü olur. Size bir sorum olacak Sayın Başkanım. Bugün Şanlıurfa Halk Otobüsçileri bir eylemde birkaç gündür bulunuyorlar. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kaç günden beri aynı sıkıntıları devam ediyor. Bir kere halk otobüslerinin bu noktada olması, ben suçun belediye tarafında ya da halk otobüsleri tarafında, ben bunu araştırmam gerek de yok. Ama mutlaka toplumsal ve kamuya yönelik bu tür çalışmaların hiç uzatılmadan bir an önce çözülmesi lazım. Hemen masaya oturulacak, bir saat sonra çözülecek. Ve Urfa halkında bu yumuşaklık, bu güzellik var zaten. Bu Eyüp Peygamber Efendimiz'den İbrahim Aleyhisselam'a tutun, bütün bu kültürler bize çatışmayı getirmemiştir. Hep uzlaşmayı ve hoşgörüyü getirmiştir. Biz geçmişte Urfa bütün dünyaya tarihler ve destanlar yazarken bugün küçücük bir otobüs problemine sıkışıp kalmasını ben çok anlamsız buluyorum. Burada iki tarafta ellerini uzatması lazım ve gözlerine bakması lazım iki taraf yönünün. Bunu nasıl çözebiliriz? İki tarafın da geri adım atması mağlubiyet anlamı taşımamalı. Geri adım atarak da insan galip gelebilir. Bu geçmişte Osmanlı'nın savaş tekniklerinde de biz bunu görüyoruz. Geri adım atmak mağlubiyet demek değildir, aslında büyüklüktür. Kim burada yanlış yapıyorsa masanın iki tarafına oturacaklar. Biri biraz daha geri adım atıp, öbürü biraz daha şey yapıp, yumuşatıp ortalığı çözmesi lazım. Bir kere bu Urfa'ya yakışmadı, yani ben bunu söyleyebilirim. Bu Urfa'da gerek belediyenin tarafından, gerek böyle şu taraftan, otobüs tarafından, halk otobüsleri tarafından kaynaklansın. Biz bunun üzerinde durmayacağız. Ama böyle bir olumsuz havanın Urfa'da olması ben şık bulmuyorum. Bir an önce çözülmesini istiyorum. İki tarafta sükunet ve akıllı davranmaya teşvik ediyorum. Burada duygular yanlış kararlar verdirebilir. Duygularla hareket etmemeliyiz. Biz duyguları bir kenara atıp gerçeğine bakmak zorundayız. Belediyenin gerçekleri nedir? Otobüs şirketlerinin, halk otobüslerinin ve sahiplerinin gerçeği nedir? Halkın gerçeği nedir? Bunları üç eksende toplayıp ortak noktayı, bileşke noktasını bulmak zorundayız. Bunu yapmazsak hepsi güç kaybeder, hepsi prestij kaybeder. Yani burada kazanan taraf olmaz. Bu gerginliğin devam etmesinden kazanan taraf olmaz. Halk da kaybeder, belediye de kaybeder, sayın belediye başkanı da kaybeder ve otobüs sahipleri ve şirketleri de kaybeder, halk otobüsleri. Onun için bir an önce bunu oturacaklar ve çözecekler. Başka yolu yok. Grevle, boykotla, uzak durmayla, gerginlikle bu işler çözülmez. Onu arkadaşlara sükunet davet ediyorum. Burada yine TÜBİÇET burada devreye girebilir. Eğer uygun olursa o arkadaşları buluşturabilir ve gereken katma değerli öğretmeye çalışabiliriz.